Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AYT Matematik kampımızda limit ve süreklilik konusuna giriş yapıyoruz. En son işlediğimiz konu diziler ve dizilerden hemen sonra artık benim defalarca söylediğim matematikteki her konuyu aslına bakarsanız çok seviyorum anlatmayı ama limit, türev, integralin yeri bende apayrı. Bu konuyu anlatırken sevgili arkadaşlarım kendimi aşırı derecede mutlu hissediyorum. Bu mutluluğu da sizlerle paylaşabilmek benim için çok büyük bir keyif arkadaşlar. Şimdi limit ve süreklilik konusunu işleyeceğiz. Ve arkadaşlarım kitabımızın 116. sayfasındayız. Sizler de sevgili arkadaşlarım kitaplarınızda 116. sayfayı açtıysanız artık benimle birlikte derse başlama vakti gelmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi geçelim hop dersimize. Sevgili arkadaşlarım şimdi limit ve süreklilik konumuz bir noktaya yaklaşma olayı var. Biz bu bir noktaya yaklaşma olayını nasıl ele almamız gerekiyor? Bir düşünelim isterseniz. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer bir x değişkenimiz sayı doğrusu üzerinde a noktasına azalarak yaklaşıyorsa buna x a'ya sağdan yaklaşıyor denir. Yani a'nın sağ tarafı biliyorsunuz a'dan daha büyük değerlerdir. X'lerimiz de buradayken sevgili arkadaşlarım bakın a'ya olan uzaklığı burası. X buradayken a'ya olan uzaklığı burası. X buradayken a'ya olan uzaklığı burası. Ve gitgide gördüğünüz üzere a sayısına yaklaştığını görüyoruz. Peki a sayısının sayı doğrusu üzerine ne tarafından yaklaşıyor? Sağ tarafından yaklaşıyor. O zaman biz diyoruz ki x'ler a'ya sağdan yaklaşıyor diyoruz. Ve azalarak yaklaşıyor tabii ki. O halde arkadaşlarım biz bunu nasıl gösteriyoruz? X'ler a'ya sağ tarafından yaklaşıyor diyorsak a'nın üzerine bir artı koyuyorsunuz. Böylelikle x'ler a'ya sağ tarafından yaklaşıyor demek oluyor bu. Şimdi ise x'leri biz şu tarafta seçelim. Yani burada seçtik. Bakın x'in a'ya olan uzaklığı daha fazla. Burada seçersem biraz daha azaldı. Burada seçersem daha da azaldı. Ve dikkat edin x'ler şuradayken daha küçük bu tarafa doğru yaklaştıkça büyüyor. Yani x'ler sevgili arkadaşlarım a noktasına artarak yaklaşıyorsa biz buna ne tarafından yaklaşıyor sayı doğrusu üzerinde a'ya? Sol tarafından yaklaşıyor. O zaman a'ya soldan yaklaşıyor deriz bu x'ler. Ve nasıl gösteririz? X'ler hop yaklaşıyor demek bu. A'nın sol tarafını da tabii ki sağ tarafını artıyla gösterdiysek sol tarafını eksiyle göstereceğiz arkadaşlarım. İşte bakın x'lerin a'ya sağ tarafından yaklaşması bir a apsisli noktaya, bir a ordinatlı noktaya artık fark etmez o a neyse. A noktasına sağ tarafından ve sol tarafından yaklaşıyor muhabbetini bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyoruz. Yukarıda fx eşittir x kare artı 1 fonksiyonunun grafiğini incelersek eğer biz x'ler 1'e yaklaşıyorsa sevgili arkadaşlarım x'ler 1'e yaklaşırken x kare artı 1 fonksiyonumuz. Şimdi x'ler 1'e nasıl yaklaşır arkadaşlar? Şöyle yaklaşır bakın. Hemen şöyle gösterelim dibine kadar girelim. Şimdi x'in 1'in sağ tarafında seçerseniz görüntü olarak sevgili arkadaşlarım şuralara bir yere gidecektir. Yani şurada karşına çıkan noktanın biraz üstüne gidecektir. Sol tarafından seçersen, sol tarafından seçemedim. Şöyle sol tarafından seçersek arkadaşlarım yine 1'in gittiği yerin birazcık daha alt tarafına gidecektir. Peki o zaman 1 civarına yığılmıyor mu bunlar? Evet 1 civarına yığılıyor. Aynı şey 2 ve 3 için de geçerli. O halde bizim fonksiyonumuz x kare artı 1 diye 1'i yerine yazarsam ne gelir? 1'in karesi artı 1'den 2 gelir arkadaşlar. Ben diyorum ki x'ler 1'e yaklaşırken fx de doğal olarak 2'ye yaklaşır. O halde x'ler 2'ye yaklaşıyorken şuradaki gibi 2'yi yerine yazarsanız 2'nin karesi artı 1'den fx'ler 5'e yaklaşır arkadaşlar. X'ler 3'e yaklaşıyorken 3'ün karesi artı 1'den o da 10 yapar. Fx'ler 10'a yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi tabii bunları biz bir fonksiyonun limit olarak görmemiz gerekiyor ve artık bir şekilde bunu matematiksel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Peki ben bunu nasıl ifade ederim? Dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Bir fonksiyonun limiti dedik. A, reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere A'dan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu için x'lerin A'nın sağ tarafına yaklaşırkenki limiti fx'in limiti ve x'ler a'ya sol tarafından yaklaşırkenki fx'in limiti eğer ikisi de aynı reel sayıya gidiyorsa, aynı reel sayıya yaklaşıyor. Aynı yukarıdaki gibi bakın. Biz ne dedik? Birin sol tarafından yükseldik, şuraya gitti. Birin sağ tarafından yükseldik, buraya gitti. İkisi de birin gittiği yerin civarına yaklaştı. Oraya yığıldı arkadaşlar x'ler. O halde ben diyorum ki
Eğer aynı yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi a x'ler a'nın sağına yaklaşırken fx ve x'ler a'nın soluna yaklaşırken fx'in limiti yine aynı reel sayıya yaklaşıyorsa, o zaman deriz ki fonksiyonun a noktasında limiti vardır ve nedir? L'dir deriz. Eğer ki sağ limit sol limite eşit değilse, işte o zaman diyoruz ki fonksiyonun bu noktada limiti maalesef yoktur diyoruz. Neden maalesef diyorsak? Limiti yoktur diyoruz arkadaşlar. Şimdi demek ki bir fonksiyonun bir noktada limiti olmak şartı aranmıyormuş. Yani öyle bir zorunluluğumuz yok. Limit olmayabilir. Limit varsa eğer sağ limit sol limite eşit. Bu şekilde sağ limit sol limite eşit değilse de limit yoktur diyoruz arkadaşlar. Yani illa limit bulmak zorunda değilsin. Şıkların içerisinde yoktur bile karşına gelebilir. Mesela aşağıdakilerden hangisi fx fonksiyonun bilmem ne noktasındaki limitidir diye sorulursa. İşte mesela a 1, b 2, c 3, d 4, e yoktur bile yazabilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir fonksiyonun bir noktada tanımlı olup olmaması limiti olup olmadığı hakkında bilgi vermez arkadaşlarım. Nasıl yani? Biraz daha açalım. Tanımsız olduğu noktada limiti olabilir arkadaşlar. Tanımlı olduğu noktada ise limiti olmayabilir. Yani tanımsızsa limiti olabilir. Yani böyle bir imkan da var. Tanımlıysa da limiti olmayabilir. Böyle bir durum da var. Yani tanımlı olup olmamasıyla alakalı limitin hiçbir şekilde arkadaşlarım alakası yokmuş. Limiti olup olmama durumu noktayla ilgili değil, noktanın civarıyla ilgilidir. Bunu birazdan ele alacağız demişiz ve birinci örneğimize bakmışız. Öncelikle bize bir fonksiyon verilmiş. Şurada kırmızıyla göstermiş, bakın fx fonksiyonu. 3'ün sol tarafındaki limiti merak ediliyor. Şimdi 3'ün sol tarafındaki limitine bakalım arkadaşlar. 3'ün sol tarafı şurasıdır. 3'e olabildiğince yakın seçiyorsunuz. Ve 3'ün sol tarafındaki limiti yukarı doğru çıktınız, çarptınız ve döndünüz arkadaşlarım. Ne tarafa doğru gidiyor? 2'ye doğru gidiyor. O halde bunun limiti hangi reel sayıya yaklaşıyor? 2'ye yaklaşıyor. Dedik ve 2'yi işaretledik. 3'ün sağ tarafındaki limiti. 3'ün sağ tarafındaki limitine için 3'ün sağ tarafından bir nokta seçtim. Çıktım. Aynı fonksiyonda görüntü bulur gibi arkadaşlar. Çarptıktan sonra döndüm ve bu da nereye yaklaşıyor? Yine 2 civarına yaklaşıyor. O zaman bunun limiti de 2'dir diyorum. Şimdi sol limit sağ limite eşit mi? Eşit. O zaman ne diyoruz? Limit x 2'ye yaklaşırken fx, pardon x 3'e yaklaşırken fx, çünkü x'ler 3'e yaklaşıyordu. Fx'in limiti ne oldu arkadaşlarım? 2'nin ta kendisi oldu. Neden artık 2 diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Çünkü sağ limit sol limite eşit geldi. O halde bizim fonksiyonumuzun bu noktadaki limiti, 3 noktasındaki limiti vardır ve 2'dir diyoruz. Şimdi bakın burada fonksiyon tanımlıydı. Yani 3 değeri için fonksiyon tanımsız falan değildi. İçi dolu. Şimdi geçelim içi boş olan bir noktaya. Yani bu ne demek oluyor? 3 noktasında fonksiyon tanımsız demek oluyor. Sol limitine bakıyorum. 3'te soldan çıktım çıktım çıktım, çarptıktan sonra döndüm ve 2'ye yaklaşık bir değer buldum. O halde limitimiz 2'ymiş. 3'ün sağ tarafından çıktık, çarptık arkadaşlar ve çarptıktan sonra yine 2 civarına yığıldık. O halde 3'ün sağ limiti de 2'ymiş. Bakın sağ limit sol limite eşit mi? Bizim tek şartımız bu. O halde ne diyoruz? Limit x 3'e yaklaşırken fx, bakın 3'e yaklaşırken demek sağdan ve soldanı da kapsadığı için direkt 3'e yaklaşırken diyorum. Fx eşittir 2 diyoruz. Hayda. Hocam f3 değeri tanımsız değil miydi? Yani bunun bir tanımı var mı? Yok. Çünkü 3'te görüntü yok arkadaşlar. Ama 3'ün limiti vardır. Yukarıda ne söylemiştik? Bakın şurada. Noktayla ilgili değil, noktanın civarı ile ilgilidir demiştik. Yani sen burada 3 noktası tanımsız. Şimdi şöyle düşünün. Şu bir sayı doğrusu. Şurası 3. Ben şuraya ve şuraya bakıyorum. 3'ün sağ tarafı ve 3'ün sol tarafına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki 3 dediğimiz şey tek bir tanecik bir nokta. Ama şu aralıkta, yani şu parantezin içerisinde sonsuz adet reel sayı var. Yani ben 3'e bakmıyorum ki. 3'ün soluna bakıyorum ve sağına bakıyorum. Bunların görüntülerine bakıyorum. 3'e bakmıyorum. 3 noktasında fonksiyon tanımsız olabilir. Eyvallah, ama limiti vardır ve 2'dir diyorum. Anlaştık. Şimdi gelelim buraya. Bakın arkadaşlarım, şurada fonksiyon tanımlıydı ve limiti vardı. Burada fonksiyon tanımsızdı ve limiti vardı. Şimdi şuna bakalım. Fonksiyon tanımlı mı 3 noktasında? Evet, tanımlı. Bak içi dolu. F3 4'e gitmiş. 3 için fonksiyon tanımsız falan değil.
Şimdi bakalım 3'ün sol limiti h fonksiyonu için. Ha, bu arada şu g fonksiyonu muydu? Evet, g fonksiyonuydu. Hemen düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya gx yazmak istiyorum ve g3 yazmak istiyorum. Kusura bakmayın, siz de düzeltin. Yüksek ihtimalle siz de yanlış yazdınız. Şimdi 3'ün sol tarafına bakıyorum hx fonksiyonunda. Sol tarafı için 3'ün sol tarafına elimi koydum. Çıktım, fonksiyona çarptım ve çarptıktan sonra bu tarafa doğru döndüm. Nereye, hangi noktaya yaklaşıyor limit? 2'ye yaklaşıyor. Peki. 3'ün sağ tarafına bakıyorum şimdi. 3'ün sağ tarafına elimizi koyduk ve yukarı doğru şöyle çıktık. Nereye çarptık arkadaşlarım? Buraya. Sonra bir döndük. Nereye doğru gitti? 4'e doğru gitti. Yani 4'ün civarına yığıldı. O halde ne diyoruz? Bizim 3'ün sağ tarafındaki limitimiz de 4'tür. Peki sol limit 2, sağ limit 4. Birbirine eşit mi bunlar? Hayır, değil. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Limit x 3'e giderken hx, bunlar birbirine eşit olmadığı için limit yoktur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun limiti 3 noktasında yokmuş. Tamam. Bakın tekrar ediyorum. Fonksiyon 3 noktasında tanımlıydı. Limiti var. Fonksiyon 3 noktasında tanımsızdı. Gene limiti var. Fonksiyon 3 noktasında tanımlıydı. Limiti yok. Bir de buna bakalım. Fonksiyon 3 noktasında tanımlı mı? Evet, tanımlı. Ve sevgili arkadaşlarım 3'ün sol tarafına bakıyoruz. 3'ün sol tarafı için fonksiyonumuz nereye gitmiş? Bakın yukarı doğru çıktık. Nereye gidiyor? 3'ün civarına gidiyor. O zaman 3 noktasındaki limiti, 3'ün sağ tarafındaki limiti, sol tarafındaki limiti 3'tür. Peki şimdi bir de buna bakalım. Tx fonksiyonu 3'ün sevgili arkadaşlarım sağ tarafından. Sağ tarafından gidersek bak şöyle dibine kadar yaklaşalım. Sağ tarafından çıktım ve şuraya bir yere çarptık. Çarptıktan sonra döndük. Ne tarafa doğru yaklaşıyor? 2'ye doğru yaklaşıyor arkadaşlar. O halde 3'ün sağ tarafındaki limiti de 2'dir. Peki limit var mı? Yok. Var mı? Yok. Niye? Çünkü birbirine eşit değil. O halde ne diyorum? Limit x'ler 3'e yaklaşırken sevgili arkadaşlarım tx fonksiyonun limiti yoktur diyoruz sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım başarılı olmuştur. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Öncüllü sorular çok gelir bak bundan. Öncüllü soruların içerisinde sana şöyle bir ifade verebilir. Yani işte fonksiyon bir noktada tanımlıysa o noktada limiti vardır. Bak kesinlikle doğrudur diye bir sorar. Ondan sonra sen de bunu atlarsın. Ya tanımlıysa limiti olma gibi bir durumu söz konusu değil. Bak tanımlı limiti yok. Tanımlı limiti yok. Anlaştık mı? Sonuç olarak bunu bir derleyip toparlayalım isterseniz. Diyoruz ki bir fonksiyonun bir a noktasında limiti var ve l reel sayısına eşitse. Fx'in x eşittir a apsis noktasındaki limit değeri l ise diyoruz arkadaşlarım. 1. A'nın sol tarafındaki limit değeri de l'dir. A'nın sağ tarafındaki limit değeri de L'dir. Yani sol limit sağ limite eşit ve ikisi de L'dir arkadaşlarım. Limit neyse ona eşit. F'a arkadaşlarım tanımlı veya tanımsız olabilir. Bu bizim limitimizin olup olmadığı anlamına gelmiyor. Bu şartları sağlayan yalnız ama yalnız bir tane L noktası vardır sevgili arkadaşlarım. Yalnızca bir tane L reel sayısı vardır diyoruz. 116. sayfamızı böylelikle bitirdik. Umarım limitin temel kavramlarını anlamışsındır. Ve şimdi geçelim. Uzun uzun alıştırmalar yapacağımız sorulara, örnek 2'deyiz arkadaşlarım, 117. sayfada. Evet, aşağıda fx fonksiyonun grafiği bize verilmiş bakın. 3'ün eksi 3'teki limit soruluyor. Şimdi eksi 3 şurada arkadaşlarım. Eksi 3'ün bak bunu şöyle algılayabilirsin. Yaklaştık şöyle. Bunu şöyle algıla. Bunu genelde şu fonksiyonun köklerindeki limitini genelde şaşırıyorsunuz, bulamıyorsunuz falan, böyle afallıyorsunuz. Yapmayın, çok basit. Arkadaşlar 3'ün sağ tarafından seçtim, çarptım ve dönüyorum bakın. Hop döndüm. Nereye gidiyor? Sıfıra doğru gidiyor. Şimdi ben 3'ün sol tarafından gittim, çarptım ve ne yapacağım? Döneceğim buradan. Nereye doğru gidiyor? Bu da yine sıfıra doğru gidiyor. O zaman limit vardır ve sıfırdır diyoruz. Tamam. Yani orijine doğru gidiyor bak. O zaman bunun limiti sıfırdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, eksi 1'in sol tarafındaki limitine bakacağız. Şurayı sildim. Eksi 1'in sol tarafı. Eksi 1'in sol tarafı bak şurası. Yukarı doğru çıktık. Nereye çarpıyoruz? Bak fonksiyonda buraya çarpıyoruz. Nereye gitmiş? 4'e doğru yaklaşıyor. O zaman limiti 4'tür diyoruz bunun. Daha sonrasında bak unutma. Bak unutma lütfen. Sol tarafına bakıyorsun. Solun sağın ayrı ayrı türevi olabilir. Biz bir noktaya bakarken bu noktanın limiti var mı yok mu diye sorabiliriz kendimize. Hani az önce limit yoktur falan dedik ya. Orada dikkat edersen biz şunun limiti var. Solun limiti var. Sağın limiti var ama kendinin limiti yoktur dedik biz. Tamam, ona şaşırma. Şimdi devam edelim şuradan. Eksi 1'in sağ tarafına bakıyoruz şimdi. Eksi 1'in sağ tarafı şurada arkadaşlarım. Yukarı doğru çıktım. Fonksiyonda çarptım ve çarptıktan sonra arkadaşlarım şöyle döndük. Bu da arkadaşlarım 2'den farklı bir yere gitmiş. Varsayalım ki buraya 1 diyelim. Bu da 1'e gitmiş diyelim. Daha sonrasında x 0'a giderken fx demiş.
Şimdi sıfırdaki limit soruluyor arkadaşlarım. Sıfır burası. Sol tarafından gittim. Nereye çarpıyor? 2'ye. Sağ tarafından gittim arkadaşlarım. Şöyle. Bu da nereye çarpıyor? Yine 2'ye çarpıyor arkadaşlar. Dolayısıyla limit hani şu şekilde düşünecek olursanız 2 civarına yığılıyor. O halde ne diyoruz? Bunda limiti vardır ve 2'dir diyebiliyoruz. X 1'e giderken fx. Şimdi 1'e giderken demiş bakın. Bir noktasında fonksiyonun öncelikle tanımsız olduğunu gör. Tanımı yok. 1'in sol tarafına bakıyorum. Yukarı çıktım, çarptım ve 3 civarına gitti. Sağ tarafından çıktım arkadaşlarım. Sağ tarafından çıkınca da yine 3 civarına toplandı. O halde ne diyoruz? Limit sağ limit sol limite eşit ve 3 olduğu için bunda limiti vardır ve 3'tür diyoruz. 1'in sol tarafındaki fx'in limiti soruluyor bize. 1'in sol tarafını bulmuştuk, 3'tü arkadaşlar. 1'in sağ tarafı da 3'tü değil mi? Pekala. 2'nin sol tarafında limit kaçtır? Bak 2 şurası, sol tarafı burası. Yukarı doğru çıktın, çarptın, döndün, 4'e gitti. O halde ne diyorsun? 4 diyorsun. Basit. Pekala, 2'nin sağ tarafına bakalım. Şimdi 2'nin sağ tarafı biraz daha az önce afalladığın yerden geliyor. Bak, 2'nin sağ tarafı. Yukarı doğru çıktım, çarptım. Çarptıktan sonra nereye gidiyor? Bak 0'a gidiyor. Orijine toplanıyor. O halde ne diyoruz? Bu da 0'dır diyoruz. O halde şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bak 2'nin sol tarafında limit 4, 2'nin sağ tarafında limit 0. O halde limit x 2'ye giderken fx yoktur diyebilirim o halde. Çünkü sol limiti sağ limitine eşit değil bu elemanın. X 3'e giderken fx, 3 nerede? Şurada. Şimdi sol tarafından gidiyorsun. Hop, çarptın, nereye gittik? 1'e gittik. Sağ tarafından çıktık arkadaşlarım şu şekilde. Sağ tarafından çarptım, yine nereye gitti? 1'e gitti. O halde ne diyoruz? Buranın da limiti vardır ve 1'dir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır ve 3. örneğimize bakıyoruz. Yine alıştırma tarzında bir sürü örnek var arkadaşlarım. Dikkatli bir şekilde yapalım. Fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre demiş, burada var olan limitleri bul demiş. Şimdi eksi 2 noktasında. Eksi 2'nin sağı ve solu. Bakın ikisi de nereye çıkacak? Buraya. Ve nereye gidecek? 6'ya gidecek. O zaman limit vardır ve 6'dır diyorum. Eksi 1'deki limit, bak şimdi eksi 1'e bakıyorsun, sol tarafından çıktın 6'ya gitti, sağ tarafından çıktın yine 6'ya gitti. O halde arkadaşlarım limit vardır ve yine 6'dır diyoruz. Sıfırdaki limite bakalım, sıfırın sol tarafından yukarı doğru çıktın 4'e gitti, sağ tarafından yukarı doğru çıktın yine 4'e gitti. Dolayısıyla limit vardır ve 4'tür diyoruz. 1'deki limit, şimdi 1'in sol tarafına bakıyorsun, hop çarptık, nereye gittik arkadaşlarım? 2'ye doğru gitti. Daha sonrasında 1'in sağ tarafından şöyle seçtim. Çarptım. Nereye gittim? 4'e gittim. Şimdi sol limit 2, sağ limit 4. Limit var mı? Limit yok arkadaşlar. 2'deki limit, 2'nin sol tarafından hareket ettik. Nereye gittik? 6'ya doğru gidiyoruz arkadaşlarım. 2'nin sağ tarafından gittik. Nereye doğru gidiyoruz? 0'a doğru gidiyoruz. Limit var mı? Bunun da limiti yok. Şimdi bir de 3'e bakalım. 3'ün sol tarafından hareket ettim. 2 civarına toplandım. 3'ün sağ tarafından hareket ettim ve burada da yine 2 civarına toplandım. O halde limit vardır ve 2'dir diyoruz. Sağ ve sol limite bakıyorsun. İkisi de eşitse limit o noktaya eşittir arkadaşlarım. Sağ ve sola bakıyorsun. İkisi birbirinden farklıysa limit yoktur diyorsun. Bu kadar basit. Pekala. Bunları çok iyi öğrenin. Çünkü süreklilikle ilgili konuya geçtiğimiz takdirde çok daha fazla rahat edeceksin. Aklında bulunsun. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlarım grafiği vermiş bize. Daha sonrasında da x'ler eksi 2'nin sol tarafına yaklaşırken fx'in yaklaştığı yeri alacaksın diyor, bu a'yı. O a'yı şurada yerine yazacaksın diyor. Bak şimdi buraya dikkat et, algılarını aç ve çok ama çok iyi beni dinle arkadaşım. X'ler eksi 2'nin sol tarafındayken, yani şuradayken nereye gidiyoruz? Bak yukarı doğru çıktım, 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 çarptım, geri dönüyorum. Bakın 2'nin biraz daha yukarısına gittik değil mi? 2'nin biraz daha yukarısı, yani 2'den büyük yer. Yani 2'den sayı doğrusunda 2'nin sağ tarafında. O zaman ne diyorum ben? 2'nin sağı diyorum. Yani ben burada A gördüğüm yere artık 2'nin sağı yazacağım. Normal şartlar altında A'yı direkt 2 de seçebilirim. Fakat burada yaklaşılan değeri götür burada yerine yaz dediği için bu sağ sol muhabbeti limitin sonucunda da bu sefer önemli hale geliyor. Tamam mı? Şimdi sıfıra bakalım. X'ler sıfıra yaklaşırken demiş. X'ler sıfıra yaklaşırken ki bizim limitimiz direkt sıfırdır. O halde ben B'ye direkt sıfır yazabilirim. Bakın arkadaşlar burası sıfır. X'ler C'ye yaklaşırken fx demiş. Şimdi C'yi bulmak için de 3'ün sol tarafına gideceğim. 3'ün sol tarafı bakın nerede? Burada. Ve 3'ün sol tarafına yaklaşırken
Bakın çarptım, geri döndüm. Ne oldu? 3'ten biraz küçük bir değer aldık. 3'ten biraz küçük olan değere sayı doğrusunda 3'ün solundadır. Dolayısıyla ben 3'ün solu diyorum. Yani burası da 3'ün soluymuş. Şimdi arkadaşlar gene şunlara bakalım. Ne demiş bize? X'ler 2'ye sağdan yaklaşırken. 2'nin sağ tarafı neresi? Şurası. 2'nin sağ tarafından yaklaşırken nereye gidiyoruz? 2'ye gidiyoruz. Artık işlem bittiği için ben buraya direkt 2 yazabilirim. Normal şartlar altında 2'den biraz büyük olduğu için 2'nin sağa yazacaktım. Ama direkt 2'ye gittiği için artık 2 diyebilirim. Artı. 0'a yaklaşırken fx zaten 0'dı. Ve 3'ün sol tarafına yaklaşırken fx. 3'ün sol tarafı da zaten az önce 3'e yaklaşmıştı. Buraya da 3 diyeceğim. 2 artı 0 artı 3 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 5'ti diyebiliriz. Ve 5. örnek. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Grafiğimiz bu. Olduğuna göre a'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Yine algılarını çok iyi açıyorsun ve iyi dinliyorsun beni. Eksi 3'ün sol tarafındaki limit. Eksi 3 burası arkadaşlarım. Eksi 3'ün sol tarafında limit değeri nereye yaklaşıyor? Bakın neyin etrafına toplanıyor? Eksi 2'nin etrafına toplanıyor. Demek ki burası eksi 2. Artı. 0'a yaklaşırken fx. 0'ın hem solu hem de sağı için arkadaşlarım. Bu fonksiyon 1'e yaklaştığı için burası 1'dir diyoruz. 3 bölü 2'nin sol tarafı. 3 bölü 2 burası. 3 bölü 2'nin solu da şurası. Yukarı doğru çıktık. Nereye yaklaştı? Yine 1'e. Eşittir diyor arkadaşlar. Bak şimdi eksi 2 1 1 daha kaç yapar? 0 yapar. 0 eşittir. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx'miş. Şimdi diyor ki bana bir tane sayı bul. Bir x değeri bul. Bunun sağ limiti 0'a gitsin diyor. Buradaki a kaç farklı tam sayı değeri alırsa bunları topla diyor. Şimdi bu fonksiyonun nerelerde limiti 0'dır? Bak şunun sağ tarafında şurası. Bunun sağ tarafı. Başka bir de şunun sağ tarafında sıfırdır. Başka sıfır olduğu bir yer var mı? Yok. O halde arkadaşlar biz ne diyoruz? Buradaki a değeri ya a'nın sağ değeri ya eksi 3'ün sağdır ya da artı 3'ün sağdır. Burada a'nın alabileceği değerler o zaman eksi 3 ve 3'tür. Bunların toplamı sorulmuş, cevabımıza 0 diyecektik. 117. sayfamızı da bitirdik ve devam ediyoruz. 118. sayfamızda 6. örneğimizde. Y eşittir fx fonksiyonunun bize grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre demiş aşağıda bakın 4 tane şık var. Bunların cevapları isteniyor. Şimdi buradan itibaren inanılmaz derecede algılarını açıyorsun. Yani derste en dikkatli olduğun anlar buralar olsun. Çünkü arkadaşlarım artık burada farklı işlemler yapacağız ve sınavda da karşına bu tarz işlemler gelecek. Aklında bulunsun. Şimdi çok ama çok iyi dinle. Eksi 1'in sol tarafını şurada yerine yazacağız. Eksi 1'in sol tarafına 1 ekleyeceğim diyor. Şimdi eksi 1'e normalde 1 eklersen 0 yapar. Ama eksi 1'den daha küçük olan bir sayıya 1 eklersen 0'dan küçük olacaktır. Dolayısıyla bunun işlemin sonucu 0'ın sol tarafıdır. Yani sen eksi 1'in sol tarafını şurada yerine yazdığın zaman f 0'ın sol tarafını elde edersin. Bunu çok daha ama çok daha iyi anlamak istiyorsan şöyle yaparsın. Zaten birkaç denemeden sonra aklından da çözebilirsin bunları. Bak arkadaşım eksi 1 burası. Eksi 1'in sol tarafı da şurası. Ben şurası da 1 olsun. Şöyle 1 olsun. Şimdi ben şuradaki eksi 1'in sol tarafındaki sayıya 1 eklersem, 1 eklersem şurası da 0. Nereyi verir arkadaşlarım bana? Şuraya 1 demeyelim, oraya 0 diyelim arkadaşlar. Şöyle 0 olsun. Eksi 1'in sol tarafındaki sayıya 1 eklersem hop şurayı bulurum. Yani 0'ın solunu bulurum. Bakın burada gösterdiğimiz gibi. Tamam. Şimdi f0'ın solu sorulmuş. Peki 0 neresi? Şurası. 0'ın solu nereye gidiyor? Gene 0'a gidiyor. O zaman cevabımız 0. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geçelim 2'ye. 2'nin sağ tarafını şurada yerine yazacaksın. 2'nin sağ tarafından 2'yi çıkar diyor. Şimdi 2'nin sağ tarafından 2'den birazcık büyük bir sayıdan 2 çıkarırsan 0'dan birazcık büyük bir sayı kalır. Yani 0'ın sağı kalır. Peki 0'ın sağ limiti nereye gitmiş? Yukarı doğru çıktığım 2'ye gitmiş. Bakın bunun limiti de 2'ymiş. Eksi 1'in sol tarafını şurada yerine yaz diyor. 2 ile eksi 1'in solunu çarp demiş arkadaşlar. Normalde burası eksi 1'den biraz daha küçük. 2 ile çarparsam eksi 2'den biraz daha küçük bir sayı bulacağım için eksi 2'nin sol tarafına gider diyorum. Eksi 2 burada, eksi 2'nin sol tarafı da yukarı doğru çıkıldığı takdirde 4'e gittiği aşikardır arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 4'tür. Şimdi buna çok dikkat ediyorsun. 1'in sol tarafına giderken eksi 1 eksi x, bak en çok dikkat etmen gereken yer burası. Yazıyorum eksi 1 eksi 1'in sol tarafı dedik. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu yapacağım. Elimizde bir eksi 1 var. Eksi 1 var, bak şurası şöyle.
Şimdi ben bir de 1'in sol tarafı var. 1'in şurası 1, 1'in sol tarafı da şurası arkadaşlar. Ben bunu eksiyle çarparsam, eksiyle çarpmak demek sıfıra göre simetrik almak demektir biliyorsun. 1'in simetriği şurası eksi 1. Şimdi 1'in sol tarafının simetriği ise eksi 1'in sağ tarafına çıkacaktır. Bakın mutlaka eşit olmak zorunda sonuç olarak. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Eksi ile 1'in sol tarafını çarptığımız takdirde şurası ne geliyormuş? Eksi 1'in sağ tarafı geliyormuş. Eksi 1'in üzerine eksi 1'in sağ tarafını eklerseniz eksi 2'nin sağ tarafını elde edersiniz arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Pekala, eksi 2'nin sağ tarafı nereye gitmiş? Hemen bakıyoruz. Eksi 2 burada, sağ tarafı burada. Aşağı doğru indik arkadaşlar. Nereye doğru çarptık? Eksi 2'ye doğru gittik. O halde cevabımız ne olacakmış? Eksi 2 olacakmış diyebiliriz. Ve 7. örneğimiz bu videodaki artık son örneğimiz arkadaşlar. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Eksi 2'ye giderken. Eksi 2'deki limitimiz ne arkadaşlarım? Bakın iki tarafta nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Dolayısıyla eksi 2'deki limitimiz sıfır. Şimdi 1'in sağ tarafı için şurada yerine yazacağız. 1'in sağ tarafından 4'ü çıkaracağım. Normalde 1'den 4 çıkarsa eksi 3 kalır. Ama 1'den birazcık büyük bir sayıdan 4'ü çıkarırsam tabii ki doğal olarak eksi 3'den birazcık büyük bir sayı elde ederim. Eksi 3'ün sağ tarafı yani. Eksi 3'ün sağ tarafı nereye gidiyor? Bakın aşağı tarafta hop eksi 1'e doğru yaklaşıyor. Demek ki burası da eksi 1 artı. Şimdi 5'in solunu burada yerine yazacağım. 7'den 5'in solunu çıkarıyorum. Şimdi tekrar ediyorum. 5'in solu şurası. Şurası da eksi 5. 5'in sol tarafının yani şunun simetriği neresi? Tabii ki şurası arkadaşlar. Demek eksi 5'in sağ tarafı kalıyor. Yani 7 artı ne olmuş oldu? Eksi 5'in, hatta 7 eksi diyelim direkt, 5'in sağ tarafı dedik. Şimdi 7'den bunu çıkaracağım ben. 7'den 5 çıkarırsam 2 kalır normalde. Ama 7'den 5'ten birazcık büyük bir sayı çıkarırsam tabii ki sonuç 2'den küçük olacaktır. Yani 2'nin sol tarafını verecektir bize. O halde 2'nin sol tarafı nereye gidiyorsa ona bakacağım. 2'nin sol tarafı bakın 3'e doğru gitmiş. Demek ki burası da 3. Artık cevabımız ne olacak? 0, eksi 1 daha eksi 1, 3 daha 2 yapacak arkadaşlarım. Bu toplam sonucu 2 olacaktı diyebiliriz. 118. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Artık 118. sayfanın sağ sütunu bir sonraki videonun konusu olacak arkadaşlar. O yüzden o videoda, o derste görüşelim senle. Çok ama çok önemli. Hiçbir dersi aksatmadan girmeni sana tavsiye ediyorum. Eğer bir dersi bile aksatırsan, eğer bir ders bile bir gün bile geriden gelirsen bu konularda, ben sana söyleyeyim o iş yaş. Benimle beraber ilerle, benimle beraber bu dersleri ben anlatırken sen dinle, ben yazarken sen de yaz ve bu şekilde limit, türev, integrali sağlam temelleri oturtalım arkadaşlarım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.